Kimin çocuğu acaba bu? Ya pek de akça pakça bir şey baksana. Bayağı bir zengin çocuğu olmalı. Baksana bunların hepsi marka. Oo, dünyanın parası şimdi bunlar. Ay, ay. Kaderi güzel olsun. Garip kuşum benim, garip kuşum. Ah, kim bilir kimin ocağına ateş düştü şimdi. Hah, aldın mı hepsini? Aldım, aldım. Ya bunlar amma pahalıymış ya. Yani hepsini birden ödeyemedim. Mecbur yarısını verdim, yarısını da yazdırdım. Ne yapacağız şimdi bu çocuğu? Götürüp polise verelim ha? Ha olur hanım. Götürelim polise teslim edelim. Çocuk polise ben kodese değil mi? Ben çalmadım dersin. Ya anam ben derim de onlar inanır mı Allah'ını seversen? Bir çıkaracaklar benim GBT'ye böyle kolum kadar. Ondan sonra bana diyecekler ki aferin Osman. Bir yapmadığın bebek kaçırma kalmıştı onu da yaptın yallah içeri. Ben içeride derdimi anlatana kadar. İçeride böyle çoluğa çocuğa bebeğe bulaşana ne yapıyorlar biliyor musunuz? Eskitiyorlar adamı eskitiyorlar. Öyle böyle de eskitmiyorlar yani. Hey yavrum hey. E peki ne yapacağız oğlum o zaman? Ya bunu en güzeli götürelim bir caminin avlusuna bırakalım ya. Ay siz iyice delirdiniz artık ha. Bu çocuğun canı ne sokağa bırakılır mı? Bir kötünün falan eline geçse ne olacak? Mümkün değil olmaz öyle şey. E ne yapacağız o zaman? Bu sabah kurtarıldı. Şimdi 700 metre altından çıkartılan 33 mağdur. Kalsın bu gece bizde. Hiçbir yerde yani, yaşanmamış bir insanlık olayını da Melek. Aklından geçen yanlış kız. Yani birkaç gün bir ne yapacağımızı anlayalım diye diyorum yani. Çocuğu ne olacak birkaç günden? Ne olacak bunun tatlılığından? Son aylarda sıkça yaşanan çocuk kaçırma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kaçırılma olayı bir parkta gerçekleşti. Senin vereceğin habere de ya. Ya abla. Bak ben seni anlıyorum da. Ya zaten başımızda bu kadar bela varken şimdi bir de... Anlamıyorsun ablam sen beni. Yani bir çocuğu sığdıramadınız bir yerinize ya. Birkaç gün ne olacak ki? Kıyamet mi kopar? Allah Allah, el kadar çocuğu sanki bebek. Hay, hay. Değil mi? Bak. Bırakılır mı bu çocuk sokağa şu anda yani? Sen delirmişsin, iyice delirmişsin. Keşke hastaneye gelseydiniz önce. O zaman bir şansımız vardı. Evde doğum bu devirde yanlış hanımefendi. Çok yanlış. Maalesef kızım. Kaybettik çocuğu. Hayır. Hayır oğlum getirin bana. Oğlumu verme. Başka çaremiz yoktu. Sizi kurtarmak için yumurtalıklarınızı aldık. Üzülme Melek. Sen şimdi bir an evvel iyileşmeye bak. Üzülme kızım, üzülme. Ah!
Korkma kıyamam sana. Hiç korkma. Hiç korkma annem. Melek. Anne ne olur. Ne olur yapamayacağım. Ne olur ölmemi iste. Bunu isteme ben. Çok korktum. Bizim bir avukat bulmamız lazım anne. Boşanma için. Ha, aldın mı Beyza? Aldım aldım. Ha iyi. Yine zam gelmiş bunlara ya. Ya. Ha. Memo. Al bakalım. Gel bakayım buraya. Oğlum bundan sonra daha az yiyeceksin, tamam mı? Tamam mı? Alt takımlarda daha az çalışacak. Tamam mı oğlum? Anlaştık mı? Anam polis. Gene bir halt mı yedin yoksa? Çocuğu almaya geldiler. Doğru ya. Dur dur bırak. Tamam sen kapıya bak. Ben buradayım. Açayım mı kapıyı? Aç aç aç. Aç. Aç, aç tamam hadi. İyi günler. İyi günler. Cavit Kadın'ın evi burası mı? Evet burası. Siz ne soruyorsunuz? Ben karısıyım ama... Ama? Biz boşanacağız ayrıyız. Burada değil zaten gitti. Hanımefendi biz bu sabah kocanızın cesedini bulduk. Biz ona haber vermeye geldik. Ne oldu? Cavit ölmüş. Torbacılık yapıyormuş. Kansız. Ölmüşler. Hayırlısı olmuş. Yoksa beni katil edecekti yani. Ya bu galiba altına yaptı ya. Bakayım. Ay yapmış.